Eğer bir kimsenin buradaki imanı bilinçli olmazsa, taklidi olursa ne olur? İman zayıf olur. Özellikle günümüzde öncelikle ilk görevimizdir imanlarımızın kuvvetlenmesi gerekiyor. İmanı tahkiki deniyor buna. Hakki iman böyle. Bu iman da ikiye ayrılır. Biri istidlali, bir de imanı zevkidir. İmanı istidlali delillere, kaynaklara bakarak Allah'ın varlığını bilmek. Diğeri de imanı zevki, zevk tat ile böyle. Yani kul işine bir Allah aşığı gelir. Allah demeden duramaz. Secde aramadan duramaz. Allah diye yanar. Bu nedir? İmanı zevki, iman tanın tatlı bir kimse böylece. Tabi bu daha güzeldir. Önceki o da nedir? O da ilk basamaktır buna. İmanı istidlali. Eğer bir insanın imanı bu istidlali imandan da yoksunsa imanı ne deniyor bunlara? İmanı taklidi. Ebeveynine bağlı olarak işte Müslüman ülkeden doğmuştur. Evet inanır. İnanır. Ama imanı gerçekçi olmadığı için, bilinçli olmadığı için kişinin bu kalbinde kesinlik kazanmadığı için ne olur? Ufak bir rüzgarda sarsılır. Kalkar birinin dün düşmanı ahlaksız emri kalkar, alır eline mikrofonu, bir kanala çıkar, bir görü ortaya atar. Hem bu fikri değişir muhtemelen. Basında bir şey görür, din aleyhinde hemen aldanır çabuk. Acaba böyle mi der böyle? Neden? İmanı taklit olunca, bilinçli olmayınca, kesinlik kazanmayınca Allah kadar kişi imandan gider muhtemelen. Mesela bir genç kız yaşadığı çevresinde başı örtülüdür. Köydedir, şurada buradadır. Çevresinden başı örtülüdür. Ama eğer bu genç kızın imanı taklidi imansa, her ne kadar kul okumasını öğrenmişse, hatim yapmışsa, hatta namazını kılıyorsa bile, eğer bu kızın imanı taklidi ne olur? Kız evlendiği zaman gittiği çevreye uyum hemen sağlayıverir. Etrafına bakar, herkesin başı açık. Ona göre baş açmak çok kolay. Neden? İmanı taklidi zayıf iman. İmanın kuvveti olsa açamaz, açamaz derler. Başını verir, nikahını verir, yuvasını yıkmasını göze alır, açamaz başını. İmana müsaade etmez ona imanı, inancı. Edemez böyle şey. İman böyle bilinçli olmayınca ne olur? Bakar kayınvalide namaz kılmıyor. Önce namaz kılmıyor. Şu namaz kılmıyor. O da bu sefer namazı terk ediyor. Bilhassa günümüzde imanın mutlaka kesinlik kazanması günümüzde. İmanı tahkiki, hakiki iman. Kişi inanacak ki Allah'a inanacak bu kişi böylece. Sahabe-i İkram'dan Hazreti Ammar Hazretleri. Önce bunun babası anne şehit edildi. İşkenceyle Mekke'de. Ebu Cehil'in başkanlığında bir müşrikler tarafı grup tarafından. Sıra artık Ammar'a geldi. Gözü önünde annesi şehit edildi. Babası şehit edildi. Sıra buna geldi. Buna yüklendiler. Yüklendi kendisine. Buna demirden bir zırh edildi. Zırh demirden. Fakat çok dar gidirmişler kasten böyle. Bu adam sıkmış bedenini. Buna Mekke'nin dışarısında kum üzerine atıyorlar. Mekke sıcağı tabi bu demir ne yapıyor? Demir ateşteki saç gibi oluyor demir. O Mekke sıcağında. Bu adam yakıyor. Bir de gayet sıkı ateşinde. Bunu zorluyorlar. Ya diyorlar haşa Muhammed'e diyorlar aleyhinde kötüsü söyle. Oruçlarına sövse ona diyorlar. Tabi sabrediyor. Bir zaman sonra
zırhı çıkarıyorlar. Ama o kızın demir zırhı ne yapmış? Deri saati sanki eritmiş böylece. O zırhı çıkarırken derisi soyuluyor. Deri de çıkıyor. Beden artık et halinde, kırmızı yatan çıkıyor böylece. Gene tabi sahabe ödüyor. Gene başaramayınca ayağını ip koyuyorlar. Bunu bu sefer yere çekmeye başlıyorlar. Tabi kumda, o kumdaki o bitkilerden şunlar bunlar, dikenli şehirde çekmeye başlıyorlar. Tabi ne yapıyor? Kumlar, bitkiler, dikenler bir tane yırtınca artık dayanma gücü kalmıyor kendisine artık. Artık baygın bir halde zaten. Arsuzluk kalmış günlerce, baygın bir halde. Onların istediği kelimeleri orada söylüyor, dili ucuyla artık. Dayanamıyor, hakkı kalmıyor. Bunu duyan bazı Müslümanlar, sahabeler hemen koştular, geldiler Peygamber Efendimiz'e. Tabi üzgün sahabeler. Ya Resulallah, Ammar dinden döndü, mürted oldu Ammar, dinden döndü dediler. Peygamber şöyle buyuruyor muhtemelen. Kella, hayır, hayır. O dinden dönemez. Onun imanı başından tane kadar içi etine, kanına işlemiştir. İman, gerçek iman böylece. Biraz sonra Hazama geldi, bırakmış kendisine. Necdet abi Peygamber'in yanına geldi. Ama zor yürüyor. Bitkin bir halde. Her tarafa kanlar akıyor. Bitkin bir halde. O unuttuk için yarasını da acaba imanım ne oldu? Onun için ağlıyor, korkuyor. Allah korkusundan titriyor. Ya Resulallah. Ben dinden çıktım ya Resulallah. Ne olacak halim? Peygamber eliyle Aleyhisselam Hazretleri gözünü silinler. Sildi. Hayır ama hayır dedim. Hayır ama. Kendine çıkmadan ben buradan. Şimdi işte demek ki bir kimse yani bu kadar zor duruma yenik dayanma gücü oldu kendisinde bakınız. Annesi göz önünde öldürüldü. Babası işkenceyle öldürüldü. Kendi okulu uzun bir günlerce işkence gördü orada. Artık sonuna kadar dayanma gücünü buldu kendisinde. Artık en sonunda bitkinlik geldi. Ya demek biraz daha bir aklı karışık şart bunlar hep böyle şey. Ama ne oluyor günümüzde muhteremler değil mi böyle? Günümüzde. Mesela namazla bir kimse bakıyorsun namazı bırakmış. Nasıl namaz bırakılır? Sen neyi namaz kılıyordun? Allah'a inanıyor musun sen değil mi? Yani? Allah emretmiyor mu bu namazı? Nedir namaz? Günde 5 defa Allah huzuruna dikilme, geçme, randevu bu ilahe. Eğer bir insan namaz kılışı namazı bırakabilmişse imanı takdir işte muhtemelen. Bakıyorsun ki Müslüman bir kimse hacca gitmiştir, ömreye gitmiştir kendisi, namazını bırakmaz kendisi, kadın ve erkek akrabası düğün yapıyor. Nerede? Salonda. Saz var, caz var, kadın erkek karma karışık, alkolik var böylece. Yani günahın her türlü orada içinde. Her türlü günahların içerisinde böylece. Ne yapıyor? Ne yapayım işte bu arkadaşımın kızı. İşte yeğenimdir, şudur budur. Gitmesem hatır için. Oraya gidebiliyorsa, imanı taklit. İmanı gerçekse gidemez. Öyle ayağına tıpışı bu iş değil de kendisinin çevresi elinden yere yatağa sürükleri gitmez oraya muhtemelen. Hasta Ammar gibi dayanır muhtemelen böyle işte.